Merhaba arkadaşlar. Anne hazırlandı, pabuçları giydi. Burada üzgün bir kız var. Evet, anne birazcık yürüyecek, yürüyüşe gideceğim. Kızımı da daha sonrasında yürüteceğiz. Sonra çıkacağız kızımla, uzun uzun yürüyeceğiz. Ama ben şu an yürüyeceğim arkadaşlar. Merhabalar. Diyeceksiniz neredeydin? Uzun zamandır yoktum arkadaşlar. Hatta yine bakamıyorum şu an. Gözümün içinde bir şey çıktı, böyle arpacık da değil herhalde ama sağ gözümdeydi, sola geçti. Uzun bir zaman kameraya bakamadım, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra şimdi şöyle kısa bir yürüyüş yapmak istiyorum, hava alacağım. Hava güzel, birkaç gün yağmur yağdı, ondan sonra açtı. Ben de çok fazla bakamıyorum, dediğim gibi kum varmış gibi batıyor gözlerim, rahatsızdım bayağıdır, merak etmeyin. Merak edeceksiniz diye şöyle bir kısacık bir video yapayım size dedim. Hem yürüyeyim hem de videomu açarım yolda. Sizler de benimle yürümüş olursunuz herhalde. Hep beraber yürüyelim. Şöyle rahat bir pabuç seçtim ayağıma. Şunları giyiyordum, vazgeçtim. Hatta onları dolaba kaldırayım. Ayağımdakilerle çok daha rahat yürüyorum ben böyle. Ayaklarım rahatsız benim, biliyorsunuz. El ayak tutmadığı zaman sıkıntı yaşıyorum ama bunlarla da çok rahat yürüyebiliyorum. O şekilde. Anneşkosu sen hoşça kal. Anneyi bekle. Anne gelecek, tamam mı tatlım? Belki oradan bir market yaparım. Kısa yolumun üzeri çünkü. Böyle arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Açacağım kameramı inşallah. Yürüyüşüm de bizi beklesin burada. Tamam mı anneşkosu? Sen bekle, anne şimdi gelecek. Hem de mama getirecek. Evet. Evet arkadaşlar. Nönüşkomla konuştuk. Böyle. Sessizce. Çıkalım. Otomatik söndü. Üzgün bir şekilde kaldı ama yapacak bir şey yok. Otomatik de o kadar kısa sayılmıyor ki. Anahtarımı çantaya atalım. Aa, bir dakika. Arkadaşlar ben geri döndüm. Daha apartmandan çıkmadan. Çünkü maskemi almayı unuttum. Dur anneciğim, bir saniye müsaade et aşkım. Evet, diğer mini çantamı aldım. Kısacık yürüyeceğim diye. Hemen buradan ne yapıyoruz? Maske alıyoruz arkadaşlar. Maskemiz, kolonyamız, dezenfektanımız hepsi mevcut. Evet arkadaşlar, döndüm geri. Maskemi aldım. Evet, maskesiz olmaz. Şimdi tekrardan çıktık. Arkadaşlar şu an çıktık. Şöyle bir yürüyeceğim. Güneşi de batırdık dediğim gibi. Bugün hava güzeldi ama öyle çok açık bir şey yoktu. Şöyle göstereceğim. Şu taraftan gün batıyor her zamanki gibi şöyle. Şu kısımdan. Ama bugün günü batıracak bir pozisyon olmadığı için araç sesleri de çok. Sesim gelebiliyor mu gelemiyor mu bilemeyeceğim. Şöyle ilerleyeyim, markete doğru gideceğim. Dediğim gibi güzel de bir kısa bir yol yürüyüş yapacağım. Hadi bakalım devam edelim. Bu caddede çok araç geçiyor. Yürüyüş alanı güzel de biraz fazla çalışıyor buradan arabalar. Alt cadde yoğun olduğu için o yüzden buradan devam ediyorlar. Ama yürümek için de ideal bir yer. Öyle hiç yoğun değil. Çok nadir insan geçer. Yürüyüş yaparlar sadece. Böyle sağ sol boş. Dediğim gibi araçlar bu şekilde. Böyle yeşillik alanda yürümek
biraz keyifli oluyor burada arkadaşlar yürüyüş yapmak. Bu caddenin sonu Güzelce'ye doğru devam ediyor, öyle söyleyeyim, bizim bulunduğumuz mevkide. Bir altı deniz zaten, denize devam ediyor. Ama şu cadde daha sakin olduğu için ben yukarıya yöneleceğim. Dediğim gibi bugün güneş de yok, size gösterebileceğim. Birkaç gündür yağmur vardı söylediğim gibi. Çok hızlı yürüdüm galiba. Bahçemde de işte oturdum yağmurda, gayet güzeldi. Gözümde rahatsız da hiçbir şey yapamadım. Onun da vermiş olduğu bir sıkıntı vardı. Çok şükür ki geçti. Yani bir hayli canımı da yakmadı değil, hani geceleri falan hiç uyuyamadım. O yüzden video da çekemedim çok yakın bir dönemde. Elimde olan videoları attım aslında arkadaşlar. Böyle işte. Burada bisiklet kullanıyorlar genellikle. Çok araç girmez buraya. Ondan sonra böyle tam döndüğüm zaman hemen benim evin önü burası, biliyorsunuz videolardan artık takip ediyorsunuz. Neredeyse tamamen çevreyi sizler için yakınen tanıtmış oldum. Arkadaşlar biraz şöyle güzel uzun uzun yürüyeceğim. Bisikletle giden kardeşimizin yolundan devam edeceğim. Markete uğrayacağım, oradan da eve gelirim. Çok uzun yürümeyeceğim. Ama en azından şu havayı solumak, nefes almak inanın bana o kadar iyi geliyor ki anlatamam arkadaşlar. Yani ne kadar çok araç geçiyor desem de o kadar yoğun değil yani, buna şükür. Burada önümüzde bir boş arazi var. Dua ediyoruz, ekiyor sahibi Allah'tan. İnşallah dolmaz diyoruz. Gerçi burada evler çok bitişik nizam değil. Müstakil villa tarzı evler var. Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi en azından ferah ve temiz. Evet. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Yürüyüşümüze devam edelim. İşte bir araç yine geçti. Hem çok nadir geçer buradan, o kadar çok yok yani. Ha. Evet, yürüme alanı olarak güzel. Şu an arabalar geçse de kuş sesleri. Kamerayı şeye takmadım arkadaşlar. Tripodu elimde. Telefon biraz sarsılıyor tabii yürüdüğüm müddetçe. Kusuruma bakmayın arkadaşlar, böyle biraz sarsıyorum. Evet. Kuş seslerini duyabiliyor musunuz acaba? Vallahi o kadar nezih bir ortam ki bizim buralar, hep şükrediyorum ben. Yani bu kadar olur. Havası temiz, ortam temiz. Evet arkadaşlarım, yürüyoruz. Umarım sizler de iyisinizdir. Telaştan sordum mu bilmiyorum. Hemen çıktım evden ama dilerim ki iyisinizdir. Rabbim herkese sağlık sıhhat versin. İşte son dönemlerde herkes korkar halde. Hiçbir yere çıkmıyoruz aslında. İşte bu evin çevresinde böyle küçük küçük yürüyüşler yaparak vakit geçiriyoruz. Yani bu kadar da yapmazsak olmuyor. Çünkü artık bunalmış durumdayız. Hani büyük AVM'lere kesinlikle girmiyoruz. Ya çocuklarımız oradalar. Benim oğlum AVM'de çalışıyor ama mecburen, işte aklım onda kalmıyor değil tabii ki. Kızım öyle hep birebir insanlarla, yapacak bir şey yok. Herkes işte her şekilde hayatını devam ettiriyor. Çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Ne kadar da dikkat etsek. Bizim burada yalnız çok motorlar, ATM'ler vesaire, o tür araçlar çok var. Çarşıya onlarla gidiyor herkes. Çok araçlarını çıkarmazlar bahçeden, çok uzun yol yapmayacakları sürece. Böyle arkadaşlar, buranın da akşamı böyle. Bu şekilde şöyle döndüreyim kameramı. Benim evin oraya doğru. Şöyle. Evet, çok
çok mu hızlı döndüm? Ya bu elimde olduğu zaman kusura bakmayın çok sarsıyorum ve hızlı dönüşler yapıyorum. Farkındayım olayın. Özür diliyorum arkadaşlar. Gerçekten ya. Ne bileyim. Çok mu telaşlıyım ben de bilemedim. Evet yürümeye devam ediyorum. Ne oldu annem? Oh çok tatlısın sen. Tarçını mı soruyorsun? Tarçın akşam saati çıkacak daha sonra. Şimdi evde şu an. Oh, yerim seni ben. Tatlı kız, tatlı kız. Benim kuzumun arkadaşı. Evet, böyle arkadaşlar. Aşağısı dediğim gibi açık deniz. Bu şekilde. Belki biraz da çarşıdan çekerim size, bilmiyorum. Şimdi alt caddeye ineceğim. Benim yürümüş olduğum alan bu kadar. Güzellik, niye havlıyorsun? Güzel kız. Evet. Haklısın. Evini koruyorsun tabii ki. Evet. Evet, şimdi araç gelsin biz de geçelim. Geçtik. Böyle. Bu şekilde devam edeceğiz. Burada çok güzel. Burada evler şöyle arkadaşlar. Bahsettiğim gibi işte videonun başında. Müstakil daha çok villa tarzı. 2 veya 3 kat. Onun üzeri yok. Ama şimdi bir alt caddemizde tabii ki büyük binalar var. Ama bizim alan burası. Yerleşimi budur. Şöyle dönelim. Her yer yemyeşil. Benim bu telefonum o kadar güzel çekim yapıyor da arkadaşlar şu an telefonumda da bir sıkıntı var benim. Nedir bilemiyorum. Üzgünüm. Bazı çekimlerim bozuk oluyor olabilir. Üzülüyorum aslında ama elimden de bir şey gelmiyor. Telefonla çekip paylaşıyorum. Bunu daha evvel de belirtmiştim sizlere. Evet, böyle. Bu şekilde. İşte ağaçlar. İşte burada her evde bir köpek var mecburen. Yani buradakiler hayvanları çok seviyor, öyle söyleyeyim. Civarda kediler, köpekler çok var. Evet, böyle. Şu bahçede bir bey var. O kadar tatlı ki. Çok konuşkan, sevecen. Hani böyle, ne bileyim. Bazı insanların yaşı ilerler. Çok sevimli olmazlar. Böyle sıkıntı yaratırlar. Ama bu öyle değil. Buranın sahibi. Dutlar yerlere dökülüyor, yiyin diyor. İşte selam veriyorsun, hatır soruyor. O kadar sevimli bir yaşlı ki anlatamam size. Bir gün tesadüf ederse eğer onunla sohbetimizi de çekerim sizler için. Bahçe çok güzel. O kadar güzel ki her şey var içeride. Her şey ekiyor, dikiyor, biçiyor. O yaşına rağmen içerisi bildiğiniz bir cennet. Şu an geç saate kaldım ben. Pek belli olmayabiliyor. Yani yine ekmiş işte geç fasulyeleri var. Böyle bamyaları tohuma bırakmış. O kadar güzel ki içerisi. Her şey var. Çok güzel. Kendi de çok sevimli bir ihtiyar. Allah ona sağlıklı ömürler versin. Buraya çok güzel bakıyor. Evet arkadaşlar bir hayli ben indim çarşıya. Şu an buradan sizlere veda edeyim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Günü batırdık. Böyle güzelce. Buradan ben de sizlere veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinize öpüyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.